Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Haftanın savunma ve havacılık gündemiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bu nedenden dolayı biraz sektör oldukça yavaş seyretti. Çok fazla haber yoktu. Haftanın en önemli gelişmesi geçtiğimiz pazartesi günü, yani bayramın ikinci günü kapılarını Paris'te açan Eurosatory fuarıydı. Şöyle bir gelişmeleri kısaca size dilim döndüğünce anlatacağım. Arkasından bizim YouTube topluluk sayfasında size belirttiğim gibi sorularınızı bu hafta cevaplamaya çalışacağım. Evet, Eurosatory en önemli kara araçları, kara sistemleri ve silahlar konusundaki fuarlardan bir tanesi Avrupa'da. Belki de en kuvvetlisi diyebiliriz Eurosatory'ye. Bu yıl 50'nin üzerinde Türk şirketi katıldı. Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi ürünleri bu fuarda yeni ihraç edilecek ülkeler aradı. Makine Kimya Endüstrisi oldukça öne çıktı. Yaklaşık 30 milyon dolarlık Amerika kıtasıyla ilgili bir ihracata imza attı ve stratejik anlamda çok önemli Almanya'nın en büyük savunma şirketi Ryan Metall'le de bir işbirliği konusunda ön bir mütabakata imza attı. Malum Ukrayna Savaşı ile birlikte dünyada mühimmat konusundaki eksiklik çok ön plana çıkıyor. Şu mermilerinden normal bir piyade askerinin kullandığı, bir piyadenin kullandığı mühimmata kadar inanılmaz stok konusunda hızlı bir erime oldu bu savaşta. Ve bu nasıl giderilecek? Yeni üretim hatları kurulacak. O işte dünyanın en büyük savunma devi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den 155'lik obüs mermileri için bir üretim hattı kurulması konusunda teknolojik destek aldı. Bunlar da gerçekten çok önemli noktalar. Bu açıdan makine kimya endüstrisi de ihracat için yılda yaklaşık 400 milyon doları aşmış ihracatıyla birlikte çok ciddi bir rekor kırdı. Bu da çok önemliydi. Sadece makine kimya endüstrisi değil, örneğin Canik yeni anlaşmalar gerçekleştirdi. Canik için de oldukça fuar hareketli geçti. Diğer taraftan Türkiye'nin en büyük savunma konusundaki şirketimiz Aselsan'da yeni nesil özellikle savar sistemler, hava savunma sistemlerini bu fuarda ön plana çıkardı. Bunlar Türk savunma sanayi açısından oldukça önemli gelişmelerdi. Onun dışında da Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar geçtiğimiz günlerde Kapital dergisine bir röportaj verdi. Bu arada da tabii bu röportajı okurken ben dedim ki keşke bu röportajı bizler yapsaydık. Savunma sanayi sektöründeki kişiler yapsaydı. Bazı bilgiler vermiş ama arkadaşlar ekonomi gazetecisi çok fazla o verilen konulara vakıf olamamışlar. Ve iş havada kalmış. Haluk Bey verdiği çok önemli bir manşet var. Bugüne kadar Baykar'ı neyle tanıdık? İnsansız hava araçlarıyla. İşte son dönemde farklı mühimmatlar geliştiriyor. Bir taraftan da Fergane şirketiyle uzay çalışmaları var. Ve ilk defa burada Haluk Bayraktar manşeti veriyor ve motor konusunda çalışmalar yaptıklarını açıklıyor. Şimdi motor konusundaki ilk etapta TB2'lerde kullanılan, biliyorsunuz, Avusturya menşei Rotax 912 serisi var. Bunlar normalde sivil bir motor. Ultralight gibi çok hafif uçaklarda, eğitim uçaklarında kullanılan, kendini ispat etmiş bir motor. Bu motor TB2'de kullanırken artık Baykar bu motora bir alternatif sunuyor. 100 beygir gücünde bu motora BM100 adı verilmiş ve tasarım çalışmaları ve anladığım kadarıyla, tabi dergide çok söylemiyor, test açısından da epey ilerlemiş Baykar. Baykar'ın hedefi yıl sonuna kadar 20 adet bu motoru üretmek. Şimdi bu uçak sistemiyle ilgili çok ufak tefek parçalar dışında kamera ve motoru yurt dışından alınıyordu. Kamera konusunda Aselsan çok önemli bir açılım yaptı ve bu kameralar çok hafif, kullanılabilir, teknik özellikleri yüksek kameralar haline getirildi. Tek problem motordu. Motorda sivil motor olması nedeniyle Avusturya aslında Baykar'ın sattığı çok sayıdaki motoru üretmekten gayet memnun. Hani bir problem çıkarmıyorlar ama bunda da önemli bir adım atıyor Baykar ve motor imalat sektörüne giriyor. Şimdi buradaki motor normalde 100 beygir gücünde, çok da böyle karmaşık sistemlere sahip olmayan bir motor ama havacılıkta şu çok önemli. Kendini ispat etmiş sistemler açısından fazla havacılar riske girmek istemiyor. Niye? Çünkü havada bir şey geldiği zaman başına düşen milyonlarca dolarlık bir İHA oluyor. Ve burada da bu riske girmek istemiyor üreticiler. Ama demek ki artık bunlarla ilgili tasarım çalışmaları tamamlanmış, üretim çalışmaları tamamlanmış ve konuyu da artık Baykar üretim moduna getirmiş halinde. Bu 100 beygirlik motor olduğunu tahmin ediyorum. BM100 çünkü adı buradan gözüküyor. Rotax'ta yaklaşık 100 beygir güç veriyor. Rotax'ların da ağırlıkları yaklaşık 60 kilogram. Muhtemel bu motorda özellikler açısından bu ağırlık ve güç oranına eşit olacak. Bir yandan da İHA'ların kullanımı motorlarla ilgili şöyle. Normalde bir eğitim uçağı işte kalkıyor havada 1 saat 2 saat eğitim uçuşu yapıp genellikle iniş yapılır. Çok az böyle 3 saat, 4 saat, 6 saat, 8 saat gibi süreler havada kalınır. Bu nedenden dolayı belki iniş kalkışlar sırasında o tam gaz ver, kalk, dön, tekrar minimumla rolantiye al, tekrar iniş yap. Buralarda da bu motor ancak bu kalkış ve inişler sırasında zorlanır. Ama İHA'da taşınan mühimmat, çıkılan irtifa nedeniyle motorlar oldukça zorlanabiliyor. Ve bu zorlanma açısından da o Rotax bu uzun saatler 10 saat, 12 saat, 14 saat gibi havada kalma özelliklerine sahip. Şimdi Rotax'a sunulacak bu alternatifle birlikte örneğin TB2'de kullanılan Rotax motor 1250 saat sonra uçaktan indiriliyor. Yenisiyle değiştiriliyor. Ve böylece Haluk Bey'in verdiği rakamlardan ben okuyorum. Yılda TB2 ailesi yaklaşık 250 bin saat uçuş yapıyor. Bu da bizim açımızdan yaklaşık 200 yedek motor anlamına geliyor. Baykar buradan bu dalganın ucunu yakalayarak o motor konusundaki eksikliklerini gidermeyi hedefliyor. Baykar ihracat şampiyonu. Gerçekten çok sayıda İHA'yı üretip dünyaya satabilmiş çok önemli bir şirketimiz ve çok ciddi de para kazanıyor. Fakat bu kazanılan paranın çok önemli bir kısmını ARGE faaliyetlerine yatırıyor. Bunlardan bir tanesi anlattığım TB2 için motor. İkinci aşamada turbojet motoru ve turboprop motor konusundaki çalışmalar gerçekleştiriliyor. Turbojet dediğimiz zaman işte Kızıl Elma'da kullanılan motora bir alternatif koymayı, oluşturmayı Baykar hedefliyor. Ve bu konularla ilgili Haluk Bey'in ağzından verdiği röportajda da 4 yıl içerisinde yeni bir motoru göreceğimizi söylüyor. Muhtemel tasarım çalışmaları sonrasında benim tahminim normal motor çalışmalarına göre hazır bir şey alınmıyorsa 4 yıl sonunda motorun muhtemel ilk çalıştırması yapılacaktır. Bunun işte testleri, hizmete girmesi muhtemel o 4 yılın üzerine minimum 3 yıl, 4 yıl gibi bir süre alacağını ben tahmin ediyorum. Diğer taraftan Akıncı'da da kullanılan turboprop serisi motorlar için de Baykar çalışmalar yapıyor. Tabii şimdi bu yaklaşımla birlikte TEİ'nin de geliştirdiği bazı motorlar var. Örneğin diyeceksiniz ki ya bu TB2'ye TB3'te bir büyüğünde kullanılan PD-170 serisi konulmaz mı? Şimdi İHA'lar küçüldükçe ağırlık çok önemli. PD-170 adından da anlaşılacağı gibi 170 beygir artı eksi güç işte birkaç beygir yukarı veya birkaç beygir aşağıya olabiliyor. 170 beygir güç üretiyor. Ve toplam ağırlığı da bu motorun kuru ağırlığı TEİ'nin verilerine göre 162 kilogram. Yani TB3 ile TB2'yi yan yana koyduğumuz zaman TB3 çok daha büyük bir İHA sistemi. Bu yüzden kuvvetli bir motor lazım. Yani motoru Rotax yaklaşık 60 kilogram, PD-170 serisi 162 kilogram. Yani 100 kilogram daha ağır. Bunu da kaldıracak bir yapı lazım. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Basit bir motosikletten örnek verebilirsek çok hafif o mobiletler gibi bir yapıda TB2 artık TB3 daha kuvvetli bir motor istiyor. Bu nedenden dolayı TEİ'nin tercih edilmiş. Beraber de çalışıyorlar ve yıl sonuna kadar da muhtemel TCG Anadolu testleriyle birlikte Baykar'ın hedefi en az 20 adet TB3 teslim etmek. Sonrasında da şu an Akıncı'da biliyorsunuz TİHA, taarruzu insansız hava aracı, Ukrayna Ivchenko'nun motoru yaklaşık 450 beygir gücünde ve PT6 serisi, PT6 da Kanada'dan. Şimdi Baykar elindeki bu tür motor sistemlerini örneğin X bir ülke istiyor. Ona izin verilmediği zaman Ukrayna motoruna dönüyor. Veya o kullanıcı farklı bir motor talep edip Amerika'nın veya Kanada'nın izniyle PT6 alabiliyor. Buralara kendi alternatifini koymak istiyor. Buradan da enteresan bir yaklaşım olacak. Şu yorumu yapabiliriz. Burayı tabii Temel Kotil'in değişmesine de bağlamak istiyorum. Bazen büyük savunma şirketlerimiz projeleri hızlı biçimde sonuçlandıramıyor. Yani o Baykar'ın beklediği hızı veremeyebiliyor. Ve böylece bir alternatif Baykar kendisi koymuş oluyor ki son dönemde Kemenkes serisiyle mühimmat ve Haluk Bey'in anlattığı bu motor hikayesiyle birlikte yeni bir açılım yapıyor Baykar. Buralarda hızlı davranmak gerekiyor. Beklentiler yüksek. Çabuk sonuç veremediğiniz zaman o pazarı tutamıyorsunuz ve o geliştirilen sistem güncelliğini yitirebiliyor. Burada Baykar işlerini hızlı hızlı yapıyor ve buradan da bir yaklaşım koymuş oluyor. Buradaki sonuç hani ya devlet neyi tercih eder, ne yapar, ne ederden çok Baykar diyor ki ben bu işten para kazanıyorum. Kazandığım parayı da Ar-Ge'ye koyuyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bu adım çok çok ilginç ve kartlar yeniden savunma sektöründe dağıtılacağını düşünüyorum. Buradan ben Temel Kotil neden ayrıldı konusuna tekrar gelmek istiyorum. Geçen hafta ana konumuz Temel Bey'in neden ayrıldığı idi. Burada ben biraz genel anlattım konuyu. Genel anlatmanın nedeni de bir şey anlatırken bu iş nereden başladı, nereye doğru gitti bunları çok iyi irdelemek gerekiyor. Yoksa hayatın anlamı nedir? Doğuyoruz, büyüyoruz, ölüyoruz. Hayatın anlamı bu kadar işte. Orada siz bir şey anlattığınız zaman biraz neden buraya geldi, Temel Kotil kimdi, neler yaptı, TUSAŞ şu an ne durumda, yerine bayrağı devrettiği yeni gelen müdür nereden geldi, hangi projelere bakıyor ve neyi hedefliyor bunları anlatmak gerekiyor. Ben burada tekrar çok kısa bir özet geçirmek istiyorum. Temel Kotil çok çok zor projelerde Hendek'in atlanmasına çok büyük katkıları oldu, motive etti. Neler onlar? Gökbey, Anka-3, Hürjet. Bir taraftan tabii en önemli proje Milli Muharip Uçak KAAN projesi. Bunların ilk uçuşları ve test aşamalarını zorlayarak getirdi. Ama bu zorlama içerisinde TUSAŞ mali açıdan biraz borçları fazla. Bu miktar 3.4 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bunu ifade etmemde fayda var. İş gücü yaklaşık 5.000 kişiden 17.000 kişiye çıktı. Bu da çok ciddi bir rakam. Şimdi buna maaş vereceksiniz. Veya ayrılanlar var. Kıdem tazminatları vereceksin. İş yaptırıyorsunuz. Bunlarla ilgili çok ciddi ödemeler gerçekleştirmek zorundasınız. Bunlar mali açıdan TUSAŞ'ın zorlukları. Ama TUSAŞ'ın hızlı bir çekimde muhtemel yeniden organize olmasıyla birlikte ihracata ağırlık verecek. İHA'lardan helikopterlere, eğitim uçaklarından jet motorlu Hürjet'e, belki de KAAN'a doğru ihracata ağırlık vermesi, para kazanması lazım ki bu döngüler dönebilsin. Burada da şu örneği vermek istiyorum. Türkiye ve Güney Kore savunma sanayi konusunda çok ortak adım atıyorlar. Kore Havacılık Endüstrisi KAI ve bizim Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ birbirine çok benziyor. Tamam, Koreliler birçok teknolojiyi Amerikalılardan alıyor. Ama KAI şirketi, Kore Havacılık Endüstrisi yaklaşık 5.000 kişiye sahip ve yıllık cirosu 3 milyar dolar. TUSAŞ'ın 17.000 personeli var ve yıllık cirosu 2.2 milyar dolar. Artık daha verimli, maliyet etkin ve aynı zamanda projelerini zamanında bitirebilen bir TUSAŞ yapısı ihtiyacı ortaya konuyor. Baykar'la başladım. Bu TUSAŞ'a da Temel Kotil niye ayrıldı? İşte bu nedenler, tamam. Hendeyi geçti. Temel Bey çok büyük işler yaptı. Türk Hava Yolları'nda gayet iyi çalıştı. İşte onu kim aldı görevden, ne yapıyor, ne ediyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde beraber çalışmış. Onun verdiği direktifle Türk Hava Yolları'nın başına gelmiş ve sonrasında da yine kendisi tarafından TUSAŞ'a atanmış bir kişi. Üzerinde de TUSAŞ'ta da yaklaşık 7 yıllık büyük emeği var. Bu bir bayrak değişimi. Şimdi yeni gelen yönetimin önünde bu anlattığım konular var. İşin özeti, neden alındığının görevden özeti bunlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, bir taraftan sivil havacılık da son konumuz olsun. Arkasından soru cevaplara geçeceğiz. Amerikan Senatosu'nda çok enteresan bir görüşmeler vardı ve Boeing'in işte istifa kararı alan ama yıl sonunda resmi olarak ayrılacak olan CEO'su David Calhoun Senato'ya çağrıldı ve Alaska Hava Yolları'nın acil çıkış kapısının fırlamasıyla başlayıp arkasından farklı farklı yerlere giden Boeing'in son durumuyla ilgili adeta ter döktü. Şimdi burada tabii dinleyiciler arasında ne yazık ki biliyorsunuz 737 Max 2 büyük ölümlü kazası var. 300'den fazla yolcu ve mürettebat Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarda hayatını kaybetti. O kazada yakınlarını kaybedenler de oraya gelmişlerdi ve burada eski CEO'ya neden Boeing çok fazla kar odaklı çalışıyor, neden kaliteye önem vermiyor, ne olacak bu Boeing'in geleceği ve nasıl kurtaracak durumu diye çok ağır sorular soruldu. Onları da David Calhoun cevaplamaya çalıştı. Bundan sonraki bir sonraki toplantı, sorgulama diyelim biz buna, 7 Temmuz'da savcılar bundan sonra ne yapacaklarını bu 7 Temmuz'daki toplantıdan sonra ABD Senatosu'nda karar verecekler. Gerçekten oldukça heyecanlı ve havacılığın geleceğinin nereye gideceğini sivil anlamda ortaya koyacak bir çalışma olacak. Şimdi Boeing bir taraftan tabii 737 Max, 787'deki üretim sorunları ve tabii ki 777X olarak adlandırılan yeni nesil uzun menzilli uçağındaki uzun süreli gecikmeler şirketi Airbus'a karşı da oldukça pazar payını azaltmış durumda. Buradan da yeniden Boeing'in toparlanması, küllerinden doğması bekleniyor. Çünkü pazarı bir şirkete bıraktığınız zaman, rekabet olmadığı zaman gerçekten dünya pazarı tek bir yere bağlı kalıyor. O da Airbus'un parasını, karını patlatacak ama bir taraftan da rekabet için Boeing'in hızlıca toparlanması şart. Şimdi gelin isterseniz sizlerden gelen sorulara bakalım. Neler var neler yok, dilim döndüğünce kısaca size anlatmaya çalışayım. Çağrı Güneysu 7905 demiş ki AJet ile ilgili bir röportaj yapma şansınız var mı? İnternette sayısız şikayet ve kalite yerlerde, yönetim bu konu hakkında ne düşünüyor? Bizim mikrofonumuz her zaman AJet ve Türk Hava Yolları yetkililerine açık. Ama onlar seçtikleri insanlara röportaj veriyorlar. Bir şey diyemiyorum. Ben sadece gözlerimi paylaşacağım. Öncelikli olarak yeni bir şirket. Karşısındaki rakip çok kuvvetli. Pegasus işleri oturtmuş bir şirket. AJet bu dönemde hırpalanacak. Bu yaz sezonu aksaklıklar olacak. Zaten yeni bir kurulan şirket için çok normal. Ama normalde Türk Hava Yolları AJet için 5 yıl ömür biçmiş durumda. 5 yılın sonrasında işte kar mı edecek, zarar mı edecek, bu yatırım nasıl olacak, bu ortaya çıkacak. 100 uçağa yakın bir, çok büyük bir filoyla operasyonuna başladı. Ben biraz sabır diliyorum ama toparlanması oldukça zor bir konu. Valla AJet yöneticilerine, yeni yönetim kurulu başkanı da TY'nin yönetim kurulu başkanı Ahmet Bolat olmuş. Kolay gelsin diyorum. Çünkü biraz önce de Boeing Airbus hikayesini anlattığım gibi sektörün rekabete ihtiyacı var. Tek tabanca kalınca İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları tek tabanca, fiyatlar artıyor, karşısına rakip yok. Pegasus'un karşısında da inşallah AJet iyi ve kuvvetli bir rakip olur. İç hatlarımız büyür, bizler de uygun fiyata uçarız. Black Ghost 1925 diyor ki TUSAŞ ile mümkünse bir görüşme olabilir mi? Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin olacağını zannediyorum. Yönetimin işi biraz önce de anlattığım gibi hiç kolay değil. Ama önümüzdeki günlerde biraz sabır, benim de biraz programım, akışım belli olsun. Bunlarla ilgili işin peşindeyiz. Sizlere en doğru ve en objektif bakışla haberi sunmak için çalışmalarım devam ediyor. Tolga abi, TR Motor'un güncel durumu ve müsaitse Arda Mevlütoğlu ile TR Motor'un gelecek stratejileri üzerine kısa bir görüşme çok hoş olurdu. Murat Küçük M yazmış bunu. Sevgili Murat, çok teşekkürler. Sevgili Arda Mevlütoğlu değerli arkadaşımız ve çok çok önemli bir uzman. Geçmişte çeşitli videolarda da sizlerden yararlandı. Onun bilgilerini size sunma imkanına sahip oldum. TR Motor'da kendisi, resmi bir görevi var. Tabii şirketiyle ilgili konuşması çok fazla etik olmaz. Onlar da biraz dertlerini anlatmak için bu muhtemel Eylül ayında biraz daha kendilerine anlatacaklar. Çünkü çok fazla bilinmeyen var. Ben de sizin kadar açıkçası biliyorum. Net bilgileri onların ağzından duymak lazım. Yoksa şimdi sağdan soldan duyduklarımızla bir şeyler söylemek TR Motor için hiç hoş olmaz ama milli muharip uçak KAAN için çok çok önemli bir yere sahipler. Bu konuda biliyorsunuz biraz motor konusu bizim insanımızın arka planında, bilinç altında gerçekten hiç de güzel şeylere sahip değil. Niye? Bunun başında Altay tank projesinde Almanya ile yaşadığımız motor problemi geliyor. Tamam, tankı yapıyorsunuz, motor yok. Uçağı yapıyorsunuz, motor yok. Ne olacak bu motor hikayesi? Gerçekten çok çok stratejik bir konu. Umarım TR Motor resmi açıklamalarını, tarihlerini iddialı değil, olabilecek tarihleri ve gerçekleri nedir ortaya koyarlar. Bizler de size anlatırız. Bir başka kullanıcımız, merhaba, Hürkuş 2 ile ilgili bilgi ve görsel var mı? Hürkuş 1 ile farkları nelerdir? Hemen bu bilgiyi verelim. Hürkuş 2'nin ilk uçuşunu artık eli kulağına yakın yani bu önümüzdeki günler olabilir diye bekliyoruz. Hürkuş 2 ile 1'in en büyük farkı ağırlık farkı. Yaklaşık Hürkuş 2 500 kilogram daha hafifletildi. Yeni nesil metaller kompozit oranı arttırıldı. Uçağın o işte kanopi kısmında pilotların oturduğu koltuklar yaklaşık 10 santimetre daha aşağıya indirildi. Yani aerodinamik olarak daha basit bir uçak göreceksiniz. Çok güzel bir uçak olacak. 1600 beygirlik mevcut motor kullanılıyor. Onun dışındaki ana sistemler aynı. Ve çok hızlı bir test çalışmasının arkasından da Türk Hava Kuvvetleri'ne bu uçak teslim edilmeye başlanacak. Hatırlayacaksınız bu konuyla ilgili yapılan anlaşma da gerçekleşti. Bu da Hürkuş 2 için can suyu oldu. Ben eminim Hürkuş 2 TUSAŞ'ın çok önemli ihracat kalemlerinden biri olacak. Şimdi Cramped Sunk Man 96, bazen böyle isimleri söylemekte oldukça zorlanıyorum. Reis sınıfı denizaltılar ne durumda diye sormuş. Geçtiğimiz haftaki gündemde biraz anlatmıştım size ama şuraya bir link bırakayım. Bu link bizim Havelsan'la birlikte hazırladığımız Teknopod serisinde bir denizaltı bölümü yaptık. İnanılmaz keyifli bir bölüm. O linkten lütfen bunu izleyin ve denizaltıcılık neymiş önce bir temeller neymiş biraz böyle bilgi açısından çok önemli. Şimdi Reis sınıfı Türk Deniz Kuvvetleri'nin gelecek nesil denizaltı filosunu oluşturacak. Almanya'dan teknoloji aldığımız çok önemli bir çalışma. İlk Reis sınıfı ilk gemi Piri Reis halen seyir testleri devam ediyor ve bu yıl içerisinde envantere girmesi planlanıyor. Yaklaşık böyle bir 2 yıllık falan bir gecikme var projede. Burada 2027'de projenin tamamlanması planlanıyor ve burada toplam 6 adet denizaltı üretilecek. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip, günlerce suyun altında çok uzun süre seyir yapabilecek, yeni denizaltından sata atılabilen, yeni nesil mühimmatlar kullanan, özel torpidolara sahip gerçekten çok kuvvetli ve iyi denizaltılar. Burada biraz tabii gecikmeler oluyor. Burada çalışmalar sürüyor. Üçüncü denizaltıda hatırlayacaksınız geçtiğimiz günler içerisinde yüzer havuza çekim faaliyetlerinin gerçekleştiğini ifade etmemizde fayda var. 4, 5 ve 6 onu izleyecek. Envantere girişlerle birlikte projenin ben hızlanacağını açıkçası düşünüyorum. Son bilgiler bu şekilde, yani zaten paylaştık bunları, çok da yeni bir bilgi yok. Motor konusunda son durum nedir demiş. Why, how ve tank ile ilgili bir gelişme var mı? Tank Altay'dan başlayayım ben. İlk 2 tank test amaçlı kara kuvvetlerine geçen sene Nisan ayında teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar testler tamamlanacak. 2025'te de fabrikanın, Ankara'da yapılan yeni fabrikanın hizmete girmesi planlanıyor. Ve seri imalat da şu an Arifiye tesislerinden itibaren başlamış durumda. İlk tanklar, size rakamları vermiştim geçtiğimiz programlarda. Kore'den gelecek güç grubuyla birlikte kara kuvvetlerine teslim edilecek. Muhtemel 2027 gibi de yerli motor Batu Altay üzerinde yer almaya başlayacak. Motor konusunda, diğer motor konularında ise son durum herhalde sabaha kadar konuşuruz. Biraz daha spesifik bilgilerseniz son bilgileri sizlere aktarma şansına sahip olabiliriz. T925 ve T929 projelerinde son durum nedir? Bunlar da biliyorsunuz Ukrayna motorları kullanılıyor. Fakat motor konusundaki tahminimce yaşanan sorunlar nedeniyle şu anlık bu helikopter projelerinden pek fazla haber yok. Basitçe vermek durumunda buyuz. Uzay çalışmaları ne durumda? Yunus MR alt çizgi CNR soru sormuş. Sadece uydu anlamında değil, fırlatma konusunda da Roketsan'ın çalışmaları var. Baykar'ın Fergane konusundaki çalışmaları var. Bakalım anca böyle bir özel röportaj falan yapmam lazım bunlarla ilgili. Son durumlar nedir? Benim de bilgilerimi güncellemedim uzun bir süredir. Sadece işte TürkSat A6A uydusu Temmuz ayının ilk haftalarında bekliyoruz uzaya fırlatılması. Onun dışında bir gelişme yok. Bir insanın yolcu pilotu olma serüveni nasıl işliyor? Her şeye para verip ilgili eğitimleri ve ehliyeti almakla oluyor mu? Ne yazık ki biraz oluyor, biraz da olmuyor. İşin maddiyatı ön planda ama şunu söylememizde fayda var. Gerekli sağlık koşullarına sahipseniz, istiyorsanız, biraz temel bilginiz, el melikeleriniz, çok basit konuşuyorum, yerindeyse sivil pilot olabilirsiniz. Ama bu hayat, sivil pilotluk 65 yaşına kadar yapılıyor. 6 ayda bir simülatör kontrolleriniz, işte daha geçtiğimiz günlerde simülatör nasıl çalışıyor, size bilgilerini yukarıda video bırakayım, akıl katanlarda vermiştik. İşte bu simülatör nasıl çalışıyor, orada giriyorsunuz, sınavlarınızı oluyorsunuz, çok zorlu bir uçuş serüveni. Hani bu işi sevmek ve çok çalışmak gerekiyor. İş sadece parayı verdim, ben pilot oldum değil. Hayat boyu yatmıyorsunuz, hayat boyu her uçuşunuzda çalışıyorsunuz. Sınavlardan geçiyorsunuz ve zorlu koşullarda sırtınızda, arkanızda 150-200 yolcunun en az sorumluluğu veya taşıdığınız mürettebatın sorumluluğunu üzerinizde hissediyorsunuz. Bunlar çok önemli. Kızıl Elma'da son durum nedir? Kızıl Elma'nın 3. prototipi yapılıyor. Uçuş testlerinde belirli bir yere kadar geldi Baykar ama alet uçuyor, problem değil. Bu hava aracının sensör teknolojisi, sürü anlamında, yani örneğin KAAN'la nasıl uçacak? Yanında Anka-3 olduğu zaman ne yapılacak? İşte bu aşamayla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bunun için de biraz proje bekliyor. Yoksa uçuş açısından Kızıl Elma kendini ispat etti. Teknofestlerde uçuruldu, edildi. Hani inişi, kalkışı, irtifaya çıkışı, havada kalışı, bunlarla ilgili bir problem yok. Haysa Kızıl Elma'ya yeni motorlar gelir. Şu an kullandığı Ukraynalı motorun yerine TF10 jet motoru gelir TEİ'nin veya Baykar'ın kendi yapacağı jet motoru gelir. O iş başka bir yere doğru, o testleri yapar. Dediğim gibi sensör teknolojisi, sürü uçuşu, otonom sistemler gibi konular var çalışılması gereken. Bunlar uçuş testlerinden çok çok daha zor konular. T625 Gökbey seri üretimi ne durumda? Bu yıl sonuna kadar jandarmaya 3 helikopter verilecek. T70 Skorsky sonuncu helikopterler çıkıyor. Toplam 109 adetlik proje bu. 38 veya 39 karıştırıyor olabilirim. Doğrusunu ekranın altına yazarım. İlk paket tamamlanacak. İlk paketten sonra gerisi için kongre onayı var. Bu nasıl çıkacak ama hani Türkiye ve Amerika ilişkileri yumuşuyor. Ben çıkacağını açıkçası tahmin ediyorum. Hipersonik motor teknolojisi dolayısıyla hipersonik füze teknolojisi geliştirmede Türkiye'nin durumu hakkında bilgi var mı? Yeni bir bilgi yok. TÜBİTAK SAGE'nin bazı çalışmaları var. Hipersonik gerçekten ses hızının yaklaşık 5 katı gibi bir hıza sahip olmak lazım. Bu da gelecek nesil füze teknolojileri için çok büyük önem arz ediyor. Füzeler konusunda Türkiye iyi adımlar atıyor, güzel adımlar atıyor. Hava savunma füzeleri, hava füzeleri en böyle hassas konular. Buradan sonraki tabii gidilecek hipersonik motor ve bu konunun roket teknolojilerine Türkiye tarafından uygulanması diyebiliriz. TB3'ün rampa kalkışı ile ilgili videoları gördük ama kısa iniş ve ilgili testlerle ilgili ne durumda? Önemli olan rampa kalkışları, arkasından onun da ben geleceğine açıkçası inanıyorum. Öncelik rampada şu an. Tolga Bey, Türkiye Rus AL-41 motorunu neden kullanmıyor KAAN'da? Çok güçlü bir motor. Şimdi Rusların motor teknolojileri Batı'ya göre daha geri, motorların ömürleri kısa. Daha Rusya 5. nesil motorunu yapıp uygulayıp Su-57 üzerinde hayata geçiremedi. Bu haldeki bir motoru Türkiye'nin alması çok doğru değil. Türkiye KAAN'ın ilk blok 1'inde F-16'larda kullanılan F-110 motorlarını tercih etti. Niye? Bakımı konusunda çok büyük tecrübeye sahip. İdamesi konusunda çok büyük tecrübeye sahip. Bunu KAAN'da kullanacak. Sonrasında kendi uçağa gelecek. Türkiye risk istemiyor burada. Elektromanyetik top vardı Şahi 2 diye. Onda bir gelişme var mı? Elektromanyetik sistemler, atışlar çok uzaklara merminin çok uygun maliyetlerle atılması ama çok yüksek teknoloji istiyor. Bunun başlangıç adımları atıldı ama savunma sanayinde para lazım. Çok fazla Ar-Ge yapmanız lazım. Bu da çok ciddi paraya ihtiyacı gerektiriyor. Bunun için de sonuçta Şahi 2 konusunda çalışmalar yapan bir şirket var. Devletin sipariş vermesi gerekiyor. O şirketin de o ARGE bütçesini kaldırıp sonuç ortaya koyması gerekiyor. Bunlar gerçekten kolay işler değil. Dünyada çok az ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya gibi ülkeler bu konularla uğraşıyor ve Türkiye'de var bu listede. Ama bir yere getiriyorsunuz, bu bir başlangıç. Sonrası için testler inanılmaz yüksek maliyetli. İşte bugün bakıyorsunuz Baykar diye, tekrar Baykar örneğini vereyim. Rekor kıran bir ihracat. Dehşet para kazanacak. O parayı kenara koysalar sayacak makineler yetmez. Ama ARGE'ye yatırıyorlar ki yeni bir şeyler ortaya koysun. Şimdi para, gelen parayı çok büyük bir kısmını ARGE'ye koymanız lazım. Bu tür şirketlerin bütçeleri, ARGE bütçeleri belli. O yüzden bu konuya devletin ağırlık vermesi lazım. Sonuçta Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bunların çalışmaları yapılıyor. Çok da bilimsel yaklaşılıyor. Bir şeyin önceliği ve sonuç alabilmek çok çok önemli. Bunu belirteyim size. Erhan Kayış Bey yazmış. 40 mm uçak savar toplu çalışması Ermeksan ve Saver firmalarının gemide konumlandırmak üzere. Bununla ilgili hiçbir habere ulaşamıyorum. Ya şimdi bazen haberler yapılıyor ama arkası gelmiyor. Veya bir başlangıç gerçekleştiriliyor. ARGE, araştırma geliştirme maliyetleri çok yüksek. Bu nedenden dolayı proje yürümüyor ve projeden de diyor ki ben mesela hiçbir habere ulaşamıyorum. Benim de bildiğim kadarıyla bir haber, net bir şey yok şu an elimizde. Olursa haber size ileteceğiz. Uçaksan'ın durumu, hatırlayacaksınız Uçaksan'ın sahibiyle bir röportaj yapmıştık. Çok iddialı açıklamalar yaptı. Dedi ki ben dedi Cessna'dan daha iyi uçak yapacağım. Tamam, çok güzel bir laf ama Cessna Amerikan şirketi 80 yıldır uçak yapıyor. Hani üzerine yeni ne koydunuz da bu nereye götürecek? Şimdi bazı şeyleri göremezsiniz. Bu ülkede bu uçak nasıl sertifika alacak? Kim bunu test edecek? Kim onaylayacak? Sonrasında ben bunu kime ihraç edeceğim soruları netleşmeden bir şey yapamazsınız. Havacılıkta kurallar çok keskin ve o bir yerden dolanamıyorsunuz. Yani bu kurallar uluslararası. Bence Uçaksan'ın kuruluşunda pek fazla bu işlere dikkate alınmamış gibi duruyor. Ha, şansını yurt dışına, başka ülkelerde arayacağını söylemişti kendisi. İnşallah gerçekleşir. Güzel güzel haberlerini yaparız ama ülkemizde de bunları yapabilmek çok kolay değil. Bunu belirtmek istiyorum. Sorular böyle şey gibi gidiyor. Söyleyin şunu, dağ gibi gidiyor. Birçok konuyu geçmiş haftaki gündemlerimizde de vermiştik. Ondan sonra çok fazla gelen bir sorunu da şey yapayım. İHA'lar neden yangın söndürme uçağı olarak kullanılmıyor? Hem daha güvenli. Tabii ki çok güvenli, haklısınız. Fakat çok büyük bir İHA yapmanız lazım. Örneğin şöyle size bir fiyat skalası vereyim. Bir TB2 5 lirayken Anka'nın fiyatı atıyorum 20 lira. Aksungur'un fiyatı 30 lira. Akıncı'nın fiyatı 40 lira 45. Yani düşünün, farkları düşünün. Çok büyüyor. Ve siz normal bir insanlı uçak maliyetlerine çıkıyorsunuz. Neden o? Atıyorum 5 tonluk suyu alacaksınız, atacaksınız. Çok kuvvetli motorlara ihtiyacınız var. Bunu da insansız olarak yapabilmek, hani o uçağı düşürmek. Şimdi İHA'lardaki kaza kırım oranları niye yüksek? Risk alıp bir yere gidiyorsunuz veya bir aksaklık oluyor. İnsan olsa kurtaracak belki onu. Şimdi bu nedenden dolayı küçük, böyle küçük ne bileyim ufacık söndürme çalışmalarının dışında büyük anlamda İHA teknolojileri şu an için erken. Ha, 5 sene sonra belki bunlar olacak. 10 sene sonra kesin olacak. Ama şu an bir bekleme içerisinde. Niye? Maliyetlerin aşağıya düşmesi lazım. Yani her insansız sistem ucuz değil. İşte operatörü, yerdeki komuta kontrol sistemleri, uydu üzerinden haberleşmesi falan deyince dehşet bir paraya ortaya çıkıyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bunlar da önem arz ediyor. Nükleer bomba alınabilir mi? Şimdi nükleer bombayı teknolojiden öte uluslararası anlamda çok az ülkenin elinde var. Bu böyle bir diplomatik bir güç, herkese büyük tepki çekebiliyor. İşte mesela İran şu an nükleer bir bomba yapmaya çalışıyor. Bunu yaptırtmamak için elinden geleni, güç dengesi bozulacağı için elinden geleni Batı tarafı yapıyor. Veya ne bileyim, bugün işte Kuzey Kore küçücük bir ülke ama nükleer güç elinde. Bunlar biraz daha savunma tarafı değil, uluslararası diplomasi anlamında konuşulması gereken konular. Bir gün işin uzmanlarını çağırırız. Tabii ki konuşuruz. Niye oluyor, niye olmuyor? Olursa ne olur, olmazsa ne olur gibi bunları konuşuruz. Evet, bayram haftası biraz böyle haber açısından zayıf geçen bir hafta oldu. Ama elimden geldiğince sizlere bir şeyler anlatmak, farklı bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.